Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun efendim. Sevgili seyirciler, ailenizin yarışması Ben Bilirim'e 360 ekranlarına yepyeni bir bölüme hoş geldiniz. Ben Alper Ateş. Yine stüdyomuzda 4 misafirimiz var. Bu akşam 4 farklı şehrimizden misafirimiz var. Adana, Antalya, Tekirdağ ve Kocaeli'den yarışmacılarımızı ağırlıyoruz. Birazdan buluşacağız ama önce başvuru videoları. Merhaba, ben Emre Uluçay. 37 yaşındayım. Samsun doğumluyum. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği bölümünden mezunum. Evliyim, iki kız annesiyim. Özel bir okulda idareci olarak görev yapmaktayım. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Merhabalar, ben Hakan Torun. 1978 Balıkesir Edremit doğumluyum. Esas köken olarak ise Artvin Şavşatlıyım. Gölcük İhsaniye Anadolu Lisesi'nde tarih öğretmeni olarak çalışmaktayım. Evliyim, iki çocuk sahibiyim ve yarışmanızı uzun zamandır takip ediyorum. Oldukça eğlenceli ve güzel olduğunu düşünüyorum. Ben de bu yarışmada yer alarak en azından bilgimi değerlendirmek istiyorum. Herkese merhabalar. Ben İsmail Çağdaş Çimenler. 36 yaşındayım. Yarışmaya Adana'dan katılıyorum. Çukurova Üniversitesi biyoloji mezunuyum. 4 yıllık evliyim ve 2 yaşında bir oğlum var. Yarışmaya katılmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Umarım eğlenceli ve güzel bir yarışma geçireceğiz. Selamlar, Cansuman Koç ben. 29 yaşındayım, evliyim. 17 aylık bir oğlum var. Çorlu'da yaşıyorum. Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. Avukatlık yapıyorum. Severek izlediğim Ben Bilirim yarışmasına katılmanın beni çok mutlu edeceğine inanıyorum. Eğlenceli bir yarışma olsun. Tekrar çok teşekkür ederim. Efendim, Ben Bilirim diyen 4 misafirimiz stüdyomuzda. Şimdi onlarla buluşma zamanı. Ben Bilirim stüdyosuna hoş geldiniz. 4 farklı şehirden misafirimiz var. 2 hanımefendi, 2 beyefendiyle keyifli bir yarış bizi bekliyor. 1 numaralı masamızda Ebru Hanım'la yarışacağız. 2 numaralı masamızda Çağdaş Bey. 3 numaralı masamızda Hakan Bey. Ve 4 numaralı masamızda da Cansu Hanım var. Tekrar ayaklarınıza sağlık. İçeride yine nazar değmesin, çok iyi kaynaşan, çok iyi anlaşan bir ekipti. İnşallah içerisi de asıl yayında keyifli geçer sizin adınıza. 1 numaradan Ebru Hanım'la başlıyoruz. Hoş geldiniz Ebru Hanım. Hoş bulduk Alper Bey. Nasılsınız? İyisiniz. İyiyim, sağ olun. Nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Antalya'dan katılıyorum ben yarışmaya. Özel bir okulda idarecilik yapıyorum. Evliyim. İki kız annesiyim. Allah bağışlasın. Teşekkür ederim. Güzel bir yarışma olsun hepimiz için. Dediğiniz gibi güzel kaynaşan bir ekip olduk. Bir saatlik süreçte sanki uzun zamandır tanışıyormuşuz gibi oldu. Teşekkür ederim ben bu yarışmaya dahil olduğumuz için. Ekipteki arkadaşlara da çok teşekkür ederim. İyi ilgilendiler bizle, sağ olsunlar. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Harika. Ben de size başarılar diliyorum Ebru Hanım. Teşekkür ederim. Birinci masada olmak zor duruyor demiştiniz. Tanışmayı tertemiz bir nefeste hallettiniz Ebru Hanım. Teşekkür ederim. Bir heyecanla çıktı. Güzel güzel. İnşallah yarış da bir heyecanla hızlıca gider. İnşallah. Başarılar efendim. Teşekkür tekrar ederim. Ve iki numaraya Çağdaş Bey'e geçiyoruz. Hoş geldiniz Çağdaş Bey. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Öncelikle adım İsmail Çağdaş Çimenler. Adana'dan geliyorum yarışmaya. 36 yaşındayım. Çukurova Üniversitesi biyoloji mezunuyum. Yaklaşık 4 yıldır evliyim. 2 yaşında bir oğlum var. Sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi yarışma öncesinde güzel bir ekiple güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Herkes buraya yarışmaya gelmiş. Herkese de başarılar diliyorum. Süper. Çağdaş Bey, özellikle bu yoğun süreçte iş hayatı yoğun, bir yandan da işte pandeminin getirdiği o zorluklarla beraber bir nefes almaya geldik dedi. Sağ olsunlar, Adana'dan kalkıp geldi. Çok çok teşekkür ederim Çağdaş Bey. Teşekkür ederim. Çok umarım güzel bir akşam olur sizin adınıza da efendim. Sağ olun. Ve 3 numaraya Hakan Bey'e geçiyoruz. Hoş geldiniz Hakan Bey. Hoş bulduk Alper Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. İsmim Hakan Torun. 42 yaşındayım. Balıkesir Üniversitesi Tarih Öğretmenliği mezunuyum. Gölcük Kocaeli'de İhsaniye Anadolu Lisesi'nde tarih öğretmeni olarak görev yapmaktayım. 17 yıllık evliyim. 2 tane de çocuğum var. Yarışmacı arkadaşlara ben çok başarılar diliyorum. Yarışma öncesinde çok güzel bir ortamda çok güzel muhabbet ettik. Arkadaşlar çok güzel bizi karşıladılar. Bu güzel ortamın yarışma sonuna da inşallah devam etmesini istiyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Harika. Teşekkür ederim. Başarılar diliyorum Hakan Bey. Ne kadar oldu demiştiniz öğretmenlikte? 22 yıl. 22 yıl. Maşallah diyelim. Çok teşekkür ederim. Nice başarılı yıllara Hakan İnşallah. Bey. İnşallah. Bir an önce de öğrencilerinizle bir arada o sürekli eğitimin devam ettiği bir sürece gireriz İnşallah umarım. İnşallah bizi bu online eğitimden kurtarıp
öğrencilerimizle yüz yüze görüşeceğimiz zamanı dört gözle bekliyoruz. Biz de efendim. Biz de herkesin hayatının, iş hayatının, kendi özel hayatının normalleşeceği o güzel günlerin, sağlıklı günlerin gelmesini iple çekiyoruz. Başarılar diliyorum Hakan Bey. Çok teşekkür ederim. Ve efendim 4 numaraya Cansu Hanım'a geçiyoruz. Hoş geldiniz Cansu Hanım. Hoş bulduk Alper Bey. Cansu Malkoç ben. Evliyim. Bir oğlum var 20 aylık henüz. İsmi Tevfik Aslan. Avukatım. Tekirdağ'dan katılıyorum ben de. Çorlu'da oturuyorum aslen. Edirne'liyim. Onun dışında şimdilik mesleğe devam ediyoruz. En azından bizim işimizde aksama yok bu dönemde. Yarışma çok güzel geçecek, buna inanıyorum. Çünkü arkadaşların da dediği gibi çok samimi bir ortam oluştu. Yarışma da güzel geçecek inşallah. Süper. Başarılar diliyorum Cansu Hanım. Çok teşekkürler. Bu akşam ben bilirim de. Efendim dört misafirimizi tanıdık. Artık sorularımıza başlama vakti. İlk turumuzun ilk sorusunu Antalya'dan misafirimiz Ebru Hanım'la birlikte seçiyoruz. Buyursunlar harf tablosu. Kızım derinin D'si. Derinin D'si 50 puan kazandırabilir Ebru Hanım'a. Açılış sorumuzun kategorisi yiyeceklermiş Ebru Hanım. Geliyor efendim. Ülkemizin bazı bölgelerinde muşmula meyvesinin anıldığı isimdir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Hakan Bey. Dön gel. Dön gel. Hakan Bey 50 puanla açılış yapar mı görelim. Kutlarız. İkinci sorumuz Çağdaş Bey'in sorusu olacak. Gökay'ın G'si ile başlamak istiyorum. Gökay'ın G'si 40 puan kazandırabilir Çağdaş Bey'e. Genel kültürden gelecekmiş efendim sorumuz. Araştırma verilerinin çözümlenmesinden çıkarılan bilimsel sonuç veya belirtidir. Süremiz başladı. Yargı. Yargı. Görelim. Yargıya hayır dediler. Buyurun Cansu Hanım. Bilgi. Bilgi. Bu kez oldu mu? Görelim. Bilgi de olmadı, yargı olmadı, bilgi olmadı. Elimizde bu konuyla ilgili belirti var veya bir bilimsel sonuç var. Yerine nokta nokta var da denirmiş. Ne olabilir o? Buyurun Ebru Hanım. Bulgu. Bulgu. Ebru Hanım da 40 puanla açılış yapacak mı? Görelim. Tebrikler. Güzel. Soruları değişerek cevapladılar Ebru Hanım ve Çağdaş Bey. Şimdi sıradaki sorumuz, pardon Hakan Bey almıştı değil mi ilk soruda? Özür dilerim pardon. Hakan Bey ile değişmişlerdi. Şimdi Hakan Bey seçiyor sorusunu. Edirne'nin E'si. Edirne'nin E'si 60 puan kazandırabilir. Kategorisi genel kültür olacak Hakan Bey. Şöyle sorulmuş. Bir karpuz türü olan küçük ve sevimli çocuklara da verilen addır. Süremiz başladı. Hergele. Hergele. Görelim. Hayır dediler. Aradığımız cevap hergele değilmiş. Başka ne olabilir? Küçük ve sevimli çocuklara da verilen ad aynı zamanda bir karpuz türü. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir kutu daha. 40 puanımız var. Buyurun Ebru Hanım. Cimcime. Cimcime. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Güzel. Ebru Hanım buradan da puanını aldı. Cimcime'nin görüntüsü de ekranımıza geldi efendim. Şimdi sorumuzun sahibi Cansu Hanım olacak. Tevfik Aslan'ın T'si. Tevfik Aslan'ın T'si. 50 puan değerinde. Kategorisine baktığımızda coğrafyadan gelecek Cansu Hanım sizin için. Van Gölü'ne kıyısı olan bir ilimizdir. Süremiz başladı. Bitlis. Bitlis. Tekirdağ'dan misafirimiz Cansu Hanım 50 puanla ben bilirime başlar mı görelim. Tebrikler. Harf tablomuz bir kez daha Ebru Hanım için geliyor. Diğer kızım Meleğin M'si. Meleğin M'si 30 puan kazandırabilir. İş hayatından gelecekmiş Ebru Hanım'ın sorusu. İşveren tarafından çalışanı isteklendirip verimini artırmak amacıyla yapılan bir tür ödemedir. Süremiz başladı. Prim. Prim.
görelim. Kutlarız. Çağdaş Bey seçiyor sıradaki sorumuzu. Bilge'nin B'si. Bilge'nin B'si 60 puan değerinde ve anlam bilgisinden gelecekmiş Çağdaş Bey için efendim şu soru. Oysa anlamında kullanılan bir bağlaçtır. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Hakan Bey. Halbuki. Halbuki. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Hakan Bey seçiyor. Kaan'ın K'sı. Kaç puanımız var? 30 puanımız var Kaan'da da. Kategorisi içecekler olacak Hakan Bey. Geliyor efendim. Çok kokulu bir tür kahve ve bu kahveden yapılan içecektir. Süremiz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif. Bir kahve türünün ve o kahve türüyle adı özdeşleşen içeceğin adı ne olabilir? Kutularımızdan bir tanesini açalım. 20 puanımız var. Buyurun Ebru Hanım. Moka. Moka. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Ebru Hanım o heyecanı attı. Performans da artmaya başladı. Yüzü gülüyor. Nazar değmesin Ebru Hanım. İnşallah. Şimdi yeni soru vakti Cansu Hanım için. Cansu'nun C'si. Cansu'nun C'si. 80 puan. Kategorimiz anlam bilgisi Cansu Hanım geliyor. Sonradan zenginleşerek gösteriş, övünme gibi yersiz davranışlarda bulunan kimselere verilen addır. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Ebru Hanım. Buldumcuk. Buldumcuk. Sonradan zenginleşerek gösteriş, övünme gibi yersiz davranışlarda bulunan kimse. Görelim. Kutlarız. Evet, ilk 8 soruyu geride bıraktık. Dilerseniz bir de puan tablomuza bakalım efendim. Misafirlerimizden evet 3 yarışmacımız açılış yaptı. 210 puanla Ebru Hanım liderlik koltuğunda. 110 Hakan Bey, 50 Cansu Hanım. Birazdan Çağdaş Bey'le de güçlü, güzel bir açılış yapacağız. Siz ama zoru seviyorsunuz. Az önce antrenman yaparken de en zor soruyu seçeyim diyerek seçtiniz. Bakalım birazdan açılışımızı yaparız. Ebru Hanım sizdeyiz tekrar. Eşim Şakir'in şeysi. Şakir Bey'in şeysi 50 puan değerinde, kategorisi tescilli içeceklermiş bu kez Ebru Hanım. Meyan kökünün dövülerek su ve buz ile birlikte demlenip süzülmesiyle elde edilen Adana'nın coğrafi işaret tescilli içeceğidir. Süremiz başladı. Buyurun Çağdaş Bey. Aşlama. Aşlama. Adana sorusu Antalya'ya geldi. Adana itiraz etti o soru benim diye. Acaba 50 puan Çağdaş Bey'e gider mi görelim. Kutlarız. Çağdaş Bey yine ne varsa Adana'da var. Oradan açılış yaptınız, tebrik ederim efendim. Evet. Bu arada görseli de ekranımıza aynen geldi. Şimdi Çağdaş Bey seçiyor kendi sorusunu. Yusuf'un Y'si. Yusuf'un Y'si 40 puan değerinde, kategorimiz psikoloji olacak Çağdaş Bey. Buyursunlar. Genellikle kötü bir şey olacakmış düşüncesiyle hissedilen gerginlik duygusudur. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Ebru Hanım. Kaygı. Kaygı. 40 puan daha kazandırır mı? Görelim. Tebrikler. Harflerimiz şimdi de Hakan Bey için dönüyor. Sevil'in S'si. Sevil'in S'si 30 puan kazandırabilir. Para birimlerinden gelecekmiş Hakan Bey'in sorusu efendim.
Arjantin'in uluslararası kodu ARS olan para birimidir. Süremiz başladı. Peso. Peso son anda gelen cevap. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Tarih öğretmenimiz Hakan Bey'le de bu sorudan puanımızı aldık. Döndük efendim Cansu Hanım'la yeni sorumuza. Zonguldak'ın Z'si. Zonguldak'ın Z'si 70 puan genel kültürden gelecekmiş Cansu Hanım sizin için. Karayolu taşımacılığı yapan araçlarda kullanılan ve takograf adı verilen cihazın Türk Dil Kurumu sözlüğündeki Türkçe adıdır. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Hakan Bey. Hız ölçer. Hız ölçer. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Ebru Hanım da butona gitti fakat yetişemedi. Olmadı. Aynı mıydı sizin de cevap? Hız ölçer hız metre diye. Hız metre diye geçmişti aklımdan ama. Evet. Yakın çevrelerde dolaşmış Ebru Hanım da. Hakan Bey aldı puanı. Tebrik ederim. Teşekkürler. Şimdi yeniden bir numaralı misafirimiz Ebru Hanım'la seçiyoruz. Levent'in L'si. Levent'in L'si 40 puan değerinde ve sinemadan gelecekmiş Ebru Hanım'ın sorusu. Tarık Akan, Okan Bayülgen, Rutkay Aziz gibi oyuncuların rol aldığı 2003 yapımı Zeki Ökten filmidir. Süremiz başladı. Gelmedi, tüm butonlar aktif. Kutularımızdan bir tanesini açalım. 30 puanımız var. Tarık Akan, Okan Bayülgen, Rutkay Kilim. Aziz. Kilim dedi Hakan Bey. Oldu mu? Kilim değilmiş. Buyurun Ebru Hanım. İklim. İklim. Görelim. O da değilmiş. Bir kutu daha açılıyor dediğim an Ebru Hanım buyurun. Oğlum. Oğlum. Sert geçişlerle gelen cevaplar. Kilim, iklim, oğlum. Oldu mu? O da olmamış. Bir kutu daha açıyoruz. Buyurun Ebru Hanım. Gülüm. Gülüm. Bu kez oldu mu? Görelim. Tebrikler. Ebru Hanım kendi sorusunda pes etmedi, ısrar etti, puanı aldı. Tebrik ediyoruz bir Teşekkür kez daha. Ederim. Şimdi Çağdaş Bey seçecek sorumuzu. Ufuk'un U'su. Ufuk'un U'su 50 puan da burada varmış Çağdaş Bey ve ulaşımdan gelecek efendim sizin için. Genellikle şehir içinde yolcu taşımaya yarayan bir tür ulaşım aracıdır. Süremiz başladı. Dolmuş. Dolmuş. Adana'dan misafirimiz Çağdaş Bey'e 50 puan kazandırır mı dolmuş? Görelim. Tebrikler. Şimdi de Hakan Bey seçiyor efendim. Adana'nın A'sı. Adana'nın A'sı o kadar andık harfini de seçelim diyor Hakan Bey. 80 puan değerinde sağlıktan gelecekmiş Hakan Bey sizin için efendim. Hayati bir organı besleyen damarların tıkanmasıyla ortaya çıkan, önlem alınmazsa ölüme yol açabilen rahatsızlıktır. Süremiz başladı. Kalp krizi. Kalp krizi. Görelim. Tebrikler. Yepyeni bir soru için bu kez Cansu Hanım'dayız. Fatsa'nın F'si. Fatsa'nın F'si 60 puan kazanabiliriz. Anlam bilgisi olacak kategorisi Cansu Hanım. Ekranda sorusu. Sevgisi geçici olmayan, hakikatli, dostluğu kalıcı anlamlarındaki sıfattır. Süremiz başladı. Vefakar. Vefakar. Görelim. Tebrikler. Tam gitti dediğimiz anda Cansu Hanım
Güzel devreye girdiniz. Tebrik ederim. Bir kez daha tabloya bakacak olursak efendim 4 başarılı misafirimizle yol almaya devam ediyoruz. 290 Hakan Bey, 270 Ebru Hanım, 110 Cansu Hanım, 100 Çağdaş Bey. Ebru Hanım seçiyor. İsmet'in iyisi. İsmet'in iyisi 80 puan ve bu kez müzikten gelecek Ebru Hanım sizin için. Feridun Düzağac'ın "Bakışların gittiğin yerden uzak yoksa gelirdim" sözleriyle başlayan şarkısıdır. Süremiz başladı. Gelmedi, tüm butonlar aktif. Bakışların gittiğin yerden uzak yoksa gelirdim. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir kutu daha. 60 puanımız var. Bir kutu daha. 50 puanımız var. Ben bilirim diyen var mı? Bir kutu daha. Buyurun Çağdaş Bey. Cumartesi. Cumartesi. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Çağdaş Bey'le alıyoruz efendim sıradaki harfimizi ve sorumuzu. Çağdaş'ın Ç'si diyelim. Çağdaş'ın Ç'si 60 puan. Sorumuzun kategorisi sinema ve ekranda. Eski ortağının katilini bulmaya çalışan bir kabadayının başından geçenleri konu alan 1983 yapımı Cüneyt Arkın filmidir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Ebru Hanım. Tetikçi. Tetikçi. Görelim. Hayır dediler. Ebru Hanım denemelerine başladı. Kutularımızdan bir tanesini açalım. 50 puanımız var. Bir kutu daha. Eski ortağının katilini bulmaya çalışan bir kabadayının başından geçenleri konu alan film Hakan Bey. Dilekçe. Dilekçe. Görelim. Olmadı. Buyurun Ebru Hanım. Gerekçe. Gerekçe. Oldu mu? O da değilmiş. Buyurun Hakan Bey. Kelepçe. Kelepçe. 40 puan kazandırır mı görüyoruz. O da değilmiş. Bir kutu daha. Göremediğimiz harf sayısı 3'e düştü. Buyurun Cansu Hanım. İşkence diyecektim ama uymadı. İşkence evet. Olmadı. Görelim. Olmadı. Bir kutu daha. 20 puanımız var. Buyurun Hakan Bey. Erkekçe. Erkekçe. Bu kez oldu mu görelim. Tebrikler. Kelepçeler, işkenceler derken erkekçe Hakan Bey'e kazandırdı. Şimdi yeniden harf tablosundayız. Hakan Bey seçiyor. Hakan'ın H'si. Hakan'ın H'si 70 puan. Hakan Bey kategorimiz bu kez tabirler olacak efendim. Geliyor. Yaşı çok ilerlemiş olmasına karşın genç görünen kimseler için kullanılan bir tabirdir. Nokta nokta içmiş. Süremiz başladı. İçmiş. Gelmedi. Buyurun Ebru Hanım. Abi hayat. Abi hayat içmiş. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Evet, belki Abi Hayat'ın anlamını da merak eden seyircilerimiz vardır. Türk Dil Kurumu'ndaki açıklaması efsanelere göre içen kimseye ölümsüzlük sağladığına inanılan su der. Ve Ebru Hanım da hızlı gördü, anında gördü. Tebrik ederim. Nasıl Ebru Hanım? Şu an umduğunuz gibi gidiyor mu yarış? Daha iyiyim. Daha yani iyisiniz. İlk başındakilere göre daha iyiyim. Daha en azından kavradım biraz daha. Güzel güzel, hızlısınız da. Umduğu gibi gitmeyen var mı? Yok, harika. İşte müşteri memnuniyeti budur. Sıradaki sorumuzu alıyoruz efendim. Bu kez Cansu Hanım'dayız. Van'ın V'si. Van'ın V'si 50 puan. Genel kültürden alacağız Cansu Hanım'la birlikte. Bir iş için gerekli olan malzemelerin parçaların tümüdür. Süremiz başladı.
Buyurun Ebru Hanım. Edavat. 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 Görelim. Hayır dediler. Birazdan butonunuz aktif hale gelecek. Şu an aktif. Buyurun Ebru Hanım. Edevat. Edevat. Direkten dönen topu bir kez daha deneyip gol atar mı Ebru Hanım? Görelim. Kutlarız. Son 8 soruya gireceğiz ilk turda. Bir kez daha puan tablosuna gidiyoruz efendim. Son durum ve sıralama şöyle. 390 Ebru Hanım, 310 Hakan Bey, 140 Çağdaş Bey, 110 Cansu Hanım. Son 8'e Ebru Hanım'la başladık. Yumuşak G. Yumuşak G. 50 puan kategorisi hayvanlar alemi ve efendim ekranda sorumuz. Geviş getiren hayvanların karın boşluğunda organlarını saran, bazı yemeklerde de kullanılan kalın tabakadır. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Çağdaş Bey. İç yağı. İç yağı. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Kaldı ilk turda 7 soru. Çağdaş Bey seçiyor. Nide'nin N'si. Nide'nin N'si 40 puan değerinde ve anlam bilgisi olacakmış Çağdaş Bey kategorimiz. Geliyor efendim. İyi karşılanmayan, kötü, çirkin anlamlarındaki olumsuz bir kelimedir. Süremiz başladı. Nahoş. Nahoş. Görelim. Tebrikler. Hakan Bey seçiyor şu sorumuzu. I. I harfi. 60 puan değerinde Hakan Bey. Kategorimiz müzik olacakmış bu kez. Geliyor. Nilüfer'in gözümle gördüm, gönlümle sevdim seni, vazgeçemem ki sözlerinin geçtiği şarkısıdır. Nokta 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 bazı bazı. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Cansu Hanım. Ara sıra. Ara sıra bazı bazı. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Cansu Hanım seçiyor kalan 5 sorumuzdan birini. Ordunun O'su. Ordunun O'su 70 puan değerinde ve coğrafyadan gelecek Cansu Hanım sizin için. Almanya'nın doğusunda yer alan ve merkezi Dresden olan eyalettir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Hakan Bey. Saksonya. Saksonya. 70 puan demek. Görelim. Tebrikler. Bu soruda da Hakan Bey çok hızlıydı. Bu arada Hakan Bey'in bugün ayrı bir özverisi vardı. Kocaeli'den buraya motorla, motosikletle 3 saatte mi gelmiştiniz Hakan Bey? Evet, maalesef. Bir de üzerine yağmur gelince... Hava şartlarından dolayı. Evet, epey özveriyle geldi sağ olsun. Bir kez daha teşekkür ediyorum ben efendim. Ben teşekkür ederim. Kaldı elimizde ilk turda 4 soru. Buyursunlar Ebru Hanım. Özlem'in Ö'sü. Özlem'in Ö'sü 70 puan değerinde. Araç gereçlerden alacağız Ebru Hanım sizinle birlikte efendim. Çeşitli malzemelerin bant benzeri sistemlerle bir uçtan diğer uca aktarılarak taşınmasını sağlayan mekanizmadır. Süremiz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir kutu daha. 50 puanımız var. Çeşitli malzemelerin bant benzeri sistemlerle bir uçtan diğer uca aktarılarak taşınmasını sağlayan mekanizma. Bir kutu daha. 40 puanımız var. Bir kutu daha. Bir kutu daha.
İki harfimiz kaldı. Neler olabilir? Buyurun Cansu Hanım. Konveyör. Konveyör. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Evet, Cansu Hanım da rakiplerinden hızlı davrandı. Evet, görseli de ekranımıza geldi efendim. Tebrikler Cansu Hanım. Sağ olun. Yeniden soru seçiyoruz artık. İlk turumuzda kalan soru sayısı 3'e düştü. Çağdaş Bey'deyiz. Ümit'in Üsü. Ümit'in Üsü. 60 puanımız var ve anlam bilgisinden geliyor. Bu kez sorumuz. Bir kimsenin belli bir sürede veya hayat boyu edindiği bilgilerin, deneyimlerin tamamıdır. Süremiz başladı. Tecrübe. Tecrübe. Görelim. Tebrikler. Hakan Bey'deyiz. Kaldı iki soru ilk turda. Rize'nin R'si. Rize'nin R'si 60 puan kazandırabilir ve spordan gelecek Hakan Bey sizin için efendim. Dünyaca ünlü sporcu Semih Saygıner'in uluslararası birçok başarı elde ettiği branştır. Süremiz... Efendim? Bilardo. Bilardo. Görelim. Tebrikler. İlk turumuzu da Cansu Hanım'la tamamlıyoruz efendim böylece. Harf tablosuna bir kez daha gidiyoruz. Pınar'ın P'si. Pınar'ın P'si 80 puan. Kategorimiz genel kültür olacak Cansu Hanım. Şöyle sorulmuş. Mersin'de arkeolojik öneme sahip binlerce yıllık yerleşimin izlerinin bulunduğu höyüktür. Süremiz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir kutu daha. Kültür ve Turizm Bakanlığı kaynaklarında yer alan bilgiye göre buyurun Cansu Hanım. Çubuktepe. Çubuktepe. Görelim. Hayır dediler. Resmi kaynaklarda yer alan bilgiye göre Akdeniz'de zeytinin ve incirin ana vatanının bu bölge olduğu, üzümün ise daha geç dönemde geldiği gibi ilginç bulgulara ulaşılmış yapılan araştırmalar sonucu acaba o höyük hangisi olabilir? Bir kutu daha. 50 puanımız var. Buyurun Ebru Hanım. Yumaktepe. Yumaktepe. Görelim. Olmadı. Bir kutu. Buyurun Çağdaş Bey. Yumuktepe. Yumuktepe. Bu kez oldu mu? Görelim. Tebrikler. Evet Çağdaş Bey ilk turumuzu böylece tamamladı efendim. Verdiği cevapla aldığı puanla görseli de ekranımıza geldi. İlk turda kaçar puan toplamışız? Dilerseniz bakalım sıralamamız nasıl? Liderlik koltuğunda 440 puanla Hakan Bey var. İkincimiz 390'la Ebru Hanım. Çağdaş Bey yaptığı son atakla 340'ı gördü. Cansu Hanım da 190 puanla tamamladı ilk turu. Değerlendirme alsam ne dersiniz Cansu Hanım ilk tur için? İkinci tur daha iyi olacak inşallah. O defteri ben hemen kapattım lazım. Diyor Cansu Hanım. Ben bir tur unuttum. O sayfayı diyor. Kapattım. İnşallah daha da güzel olur. İnşallah. Sınırınız mı peki? O hız, heyecan falan o İlk etapta o butona basma konusunda biraz zorlandım. İki soruyu kaçırdım ama inşallah bundan sonra daha iyi olacak. Hadi inşallah Cansu Hanım. Güzel bir tur olur. Sizin adınıza iki tur umarım. Hakan Bey siz nasıl buldunuz kendinizi? Ben bu kadar iyi olacağını beklemiyordum açıkçası. Ama velakin o yarışma heyecanını atmak için ilk tur gerçekten çok idealmiş. Ama ben esas ikinci turda olayın ortaya çıkacağını düşünüyorum. Kesinlikle. Arkadaşlara başarılar. Biz de zaten ısınma turu diyoruz hep yarışmacılarımıza ve seyircilerimize de. Çünkü düşük puanlar var. Dolayısıyla kayıpların daha az olduğu, misafirlerimizin gerçek performansına ulaştığı turda ikinci tur oluyor. İnşallah orası da güzel geçer. Başarılar diliyorum Hakan Teşekkürler, sağ olun. Çağdaş Bey nasıl buldunuz? Açıkçası yarışmadan önceki ekibi tanıdıktan sonra böyle bir çekişmeyi bekliyordum. Çünkü herkesin bilgisi yeterince yüksek. Evet. Gayet güzel geçiyor yarışma. Keşke dediğiniz sorular oldu mu ilk turda? Nasıl kaçırdım dediğiniz? Birkaç tane oldu. Birkaç tane oldu ama süre çok kısıtlı. Kesinlikle. Yakalayabilmek o an çok zor oluyor gerçekten. Çok şeyle yarışıyoruz. Zamanla yarışıyoruz. Evet. Rakiple yarışıyoruz. Rakiplerimiz çok kendimizle iyi. Kendimizle yarışıyoruz filan derken. Rakiplerimiz çok iyi. Onlar daha önce atak davranıyorlar. Başarılar Çağdaş Bey. Teşekkür ederim. Ebru Hanım siz ne dersiniz ilk tur için? Ben de bu ikincilik, bu başarı şeyi beni havalandırmasın istiyorum.
ikinci turda inşallah daha güzel olacak diye düşünüyorum. Gerçekten Çağdaş Bey'in dediği gibi hepimiz kendimize göre çok bilgiliyiz. Güzel bir şey olacak, çekişmeli bir yarışma bizim için. Başarılar diliyorum ikinci tur için herkese. Harika. Ebru Hanım'ın dileğini yineliyorum ben de tüm misafirlerimize. Başarılar. Hadi o zaman ben bilirim de ikinci turumuza geçelim. Tekrar çok teşekkür ederim. Efendim dört misafirimizle ikinci turumuza başlıyoruz. İlk sorumuzu Ebru Hanım seçecek. Buyursunlar, yepyeni bir harf tablosu. Tuğçe'nin T'si. Tuğçe'nin T'si. 120 puan kazanabiliriz Ebru Hanım. Açılış sorumuzun kategorisi eşyalarmış. Geliyor. Mahfazada denilen içinde küpe, yüzük, bilezik gibi değerli süs eşyalarının saklandığı kapaklı nesnedir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Hakan Bey. Mücevher kutusu. Mücevher kutusu. Ebru Hanım'dan sekti. Hakan Bey'e gider mi 120 puan? Görelim. Kutlarız. Evet, tıpkı ilk turda olduğu gibi ikinci turda da açılışı Hakan Bey'le yaptık. Şimdi Çağdaş Bey seçiyor. Buyursunlar harf tablosu. Melike'nin M'si. Melike'nin M'si 120 puan değerindeymiş Çağdaş Bey. Birlikte bir söz arayacağız efendim. Sorumuz geliyor. Çok eskimiş olmak, dağılıp gitmek ya da çok başarısız olmaktır. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Ebru Hanım. Tel tel dökülmek. Tel tel dökülmek. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Evet, Antalya'dan misafirimiz Ebru Hanım'a 120 puan kazandırdı tel tel dökülmek. Şimdi Hakan Bey seçiyor sorusunu. Kaan'ın K'sı. 100 puan kazanabiliriz Kaan'dan. Kategorisine baktığımızda atasözleri olacak ve ekrana geliyor. Maddiyatın çekiciliğini ve geri çevrilemeyeceğini vurgulayan atasözüdür. Paranın nokta 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 nokta. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Çağdaş Bey. Paranın yüzü sıcaktır. Paranın yüzü sıcaktır. 100 puan kazandırır mı? Görelim. Tebrikler. Cansu Hanım seçiyor bu turdaki ilk sorusunu. Erhan'ın E'si. Erhan'ın E'si. Kaç puanımız var? 90 puan kazanabiliriz. Kategorisi bitkiler olacak Cansu Hanım. Geliyor efendim. Ülkemizde Güney Anadolu'da doğal olarak yayılış gösteren kerestesi değerli bir ağaç türüdür. Süremiz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif Hakan Bey, buyurun. Toros sediri. Toros sediri. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Evet, ikinci turda da cevaplar hızlı hızlı gelmeye devam ediyor. Toros sedirinin de görselini arkadaşlarımız ekranımıza getirdi efendim. İlk dört sorunun ardından puan tablosuna bir kez daha bakacak olursak sıralamamız şöyle. Liderlik koltuğunda 650 puanla Hakan Bey var. 510 Ebru Hanım, 440 Çağdaş Bey, 190 Cansu Hanım. Döndük Ebru Hanım'a. Burcu'nun B'si. Burcu'nun B'si 110 puan değerinde ve tarihi yapılar kategorisinden geliyor Ebru Hanım'ın sorusu. Sakarya Nehri üzerinde bulunan 1495 yılında büyük kesme taşlardan inşa edilmiş tarihi yapıdır. Nokta 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 köprüsü. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Çağdaş Bey. İkinci Beyazıt Köprüsü. İkinci Beyazıt Köprüsü. Doğru mu? Görelim.
Kutlarız. Görseli de bu arada ekranımıza geldi. Hatta Sakarya Valiliği'nde de şöyle bir bilgi vardı. Kitabesinde bu köprü tarihte devir açan Fatih'in oğlu 2. Bayezid tarafından 1495 yılında yaptırılmıştır der Sakarya Valiliği. Tebrik ediyoruz Çağdaş Bey'i. Yeni soru alıyoruz. Çağdaş Bey seçiyor. Duygu'nun D'si. Duygu'nun D'si 160 puan. Kategorisi müzik olacak Çağdaş Bey. Geliyor efendim. Pek çok sanatçıdan dinlediğimiz "Uzayan yollara neden inandın" şeklinde devam eden şarkıdır. Seni ben nokta 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 nokta. Süremiz başladı. Seni ben unutmak istemedim ki. Seni ben unutmak istemedim ki. Çok da güzel puanı vardı. 160 puan kazandırır mı görelim. Kutlarız. Arka arkaya gelen iki cevap. Bir kez daha puan tablosuna gidiyoruz ve Çağdaş Bey 710 puanla liderlik koltuğuna geçti efendim. Adana'dan misafirimiz. Döndük yeni soru için Hakan Bey ile harf tablosuna. Sevil'in S'si. Sevil'in S'si 100 puan kazanabiliriz ve bilişimden gelecekmiş Hakan Bey bu kez efendim sizin için. Bilişimde kişilerin isim, numara, elektronik posta gibi bilgilerin içine kaydedilip depolandığı alandır. Süremiz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir kutu daha. 80 puanımız var. Bir kutu daha. Karşımıza o isimle çıkarmış. Ne olabilir acaba ekrandaki aradığımız cevap? Bir kutu daha. 60 puanımız var. Bir kutu daha. 50'ye düştük ve Çağdaş Bey ben bilirim dedi. Adres defteri. Adres defteri. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Cansu Hanım için geliyor bu kez de harflerimiz. Lüleburgaz'ın L'si. Lüleburgaz'ın L'sinde de 120 puan var ve coğrafyadan gelecekmiş Cansu Hanım. Sorumuz şöyle. Türkiye'nin güneyinde Akdeniz'de yer alan ve kıyısını oluşturduğu yerleşim yeriyle aynı adlı deniz girintisidir. Süremiz başladı. Gelmedi, tüm butonlar aktif. Türkiye'nin güneyinde Akdeniz'de yer alan ve kıyısını oluşturduğu yerleşim yeriyle aynı adlı deniz girintisi. Kutu... Buyurun Çağdaş Bey. Antalya Körfezi. Antalya Körfezi. 120 puan kazandırır mı Çağdaş Bey'e? Çağdaş Bey'den manidar bakışlar ve gülüşler. Görelim. Kutlarız. Ara verdiğimizde Çağdaş Bey aşlamayı kaçırırım diye çok korktum demişti. Bu kez Adana'nın üzerine bir de Antalya'dan puan aldı. Tebrik ederiz efendim. Yeni soru vakti Ebru Hanım için harf tablosundayız. Oğuz'un O'su. Oğuz'un O'su 120 puan değerinde. Eğitimden gelecekmiş Ebru Hanım. Sorumuz ekranımıza efendim. 2013 yılında kurulan ve kısaltması ASBÜ olan Yükseköğretim Kurumumuzdur. Ankara nokta 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 Üniversitesi. Süremiz başladı. Sosyal Bilimler. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Çağdaş Bey için geliyor harf tablosu. Özgür'ün Ö'sü. Özgür'ün Ö'sü 160 puan. Kategorimiz genel kültür Çağdaş Bey. Ekranda sorumuz. Mevlana'nın sözünde geçen eksik kelimelerdir. 100 kere nokta 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 da yine gel. Süremiz başladı.
paketi, tüm butonlar aktif. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir kutu daha. Gel, ne olursan ol yine gel. İster kafir, ister mecusi, ister puta tapan ol yine gel. Bizim dergahımız ümitsizlik dergahı değildir. 100 kere diye devam eder. Buyurun Cansu Hanım. Tövbeye düşmüş olsan da yine gel. 100 kere tövbeye düşmüş olsan da yine gel. Görelim. Hayır dediler. Cansu Hanım yaklaştı. Aradığımız cevap kimden gelecek? 140 puanımız var Hakan Bey. Tövbeni bozmuş olsan. 100 kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Evet, Cansu Hanım kenarından döndü. Hakan Bey puan aldı. Peki bu cevabın ardından Hakan Bey tabloda kaçı gördü? Bir kez daha puan tablosuna bakacak olursak 790'ı gördü efendim. Liderlik koltuğuyla arasında 90 puanlık fark var. Yeni soru vakti. Hakan Bey seçiyor. Zonguldak'ın Z'si. Zonguldak'ın Z'si. Elbet o 200 puanlık biri, açılacak. O puanı biri seçecekti. Hakan Bey oldu. 200 puan. Kategorisi deyimler Hakan Bey. Oo. Hadi bakalım, alalım sorumuzu. Kendisine gösterilen küçük bir ilgiden şımarmak ve fazlasını beklemek anlamındaki deyimdir. Süremiz başladı. Buyurun Çağdaş Bey. Yüz verdikçe astar istemek. Yüz verdikçe astar istemek. Aradığımız cevap mı? Görelim. Hayır dediler. Buyurun Ebru Hanım. Yüz verince astar istemek. Yüz verince astar istemek. Verdikçe, verince. Evet, harf sayısı da fazlaydı. Bu kez oldu mu? Görelim. Kutlarız. Evet, Çağdaş Bey bir harf fazlasını söyledi. Ebru Hanım tamamladı ve bir kez daha puan tablosuna gidiyoruz. Çünkü çok yüksek puanlı soruydu. 200 puan 830'a taşıdı Ebru Hanım'ı ve ikincilik koltuğuna taşıdı beraberinde. Yeni soru alıyoruz efendim Cansu Hanım'la birlikte. Nide'nin N'si. Nide'nin N'si 150 puan değerinde. Bu kez meslekler kategorisinden gelecek Cansu Hanım'ın sorusu. İşçi, işveren, sendika, sosyal güvenlik, personel yönetimi gibi konularda iş ve araştırma yapmayı meslek edinen kimsedir? Süremiz başladı. Gelmedi, tüm butonlar aktif. İşçi, işveren, sendika, sosyal güvenlik, personel yönetimi gibi konularda iş ve araştırma yapmayı meslek edinen kimse. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir kutu daha. 130 puanımız var. Bir kutu daha. Buyurun Ebru Hanım. Piyasa ekonomisti. Piyasa ekonomisti. Piyasa sığmadım. Olmadı. Görelim. Hayır dediler. Bir kutu daha. İş hayatı üzerine ne olabilir? 110 puanımız var. Bir kutu daha. 100 puanımız kaldı. Bir kutu daha geliyor. Buyurun Çağdaş Bey. Kalkınma ekonomisti. Kalkınma ekonomisti. Görelim. Olmadı. O da olmadı. Bir kutu daha. 80 puanımız var. Buyurun Cansu Hanım. Çalışma ekonomisti. Çalışma ekonomisti. Çağdaş Bey'in çöktüğü an. Cansu Hanım'ın sorusuydu. Cansu Hanım'a gider mi 80 puan? Görelim. Kutlarız. Daha zorları düşündü misafirlerimiz ve Cansu Hanım isabetli cevabıyla puanını aldı. Şimdi yeni soru alacağız. Ebru Hanım sizinle birlikte.
Uğur'un U'su. Uğur'un U'su 120 puan değerinde. Kategorisine baktığımızda bu kez tarihten gelecekmiş efendim sorumuz. Sınıf arkadaşım Atatürk eserinde Atatürk'le Harbiye döneminde başlayan dostluğunu ve anılarını anlatan devlet adamıdır. Süremiz başladı. Ali Fuat Cebesoy. Ali Fuat Cebesoy. Görelim. Kutlarız. Bir kez daha puan tablosuna gidiyoruz. Gelen son cevabın ardından lider değişti. Bu kez de Antalya'dan misafirimiz Ebru Hanım 950 ile liderlik koltuğuna geçti. Şu ana kadar Çağdaş Bey liderlik koltuğunu tattı. Hakan Bey tattı. Ebru Hanım tattı. Darısı Cansu Hanım'ın başına diyelim. 4 misafirimizin de finale yükselme şansı devam ediyor. Yeni soru geliyor. Bu kez Çağdaş Bey seçecek. Şeyma'nın şeysi. Şeyma'nın şeysi. 100 puanımız varmış Çağdaş Bey. Deyimlerden alacağız bu kez efendim. Buyursunlar. Sağlığı bozulmak, hastalanmak anlamında kullanılan bir deyimdir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Cansu Hanım. Şifayı kapmak. Şifayı kapmak. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Hakan Bey seçiyor sıradaki sorumuzu. C harfi. C harfi 130 puan değerinde. Sorumuzun kategorisi mecazmış Hakan Bey. Sizin için ekranda efendim. Huzursuzluk, rahatsızlık veren iş, olay veya düşünce anlamında kullanılan mecazi sözdür. Süremiz başladı. Gelmedi, tüm butonlar aktif. Huzursuzluk, rahatsızlık veren iş, olay veya düşünce anlamındaki mecazi söz. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir kutu daha. Bir kutu daha. 100 puanımız var. Bir kutu daha. Final turuna doğru ilerlerken yüksek puanlı sorularımızdan biri daha ekrandaydı. Şu an 90 puanımız var. Bir kutu daha açılıyor. Buyurun Cansu Hanım. İnce karın ağrısı. İnce karın ağrısı. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Cansu Hanım maşallah son sorularda toparladınız. Az İnşallah önce... dediğimiz işe yaradı galiba. Evet, az önce herkes liderlik koltuğunu tattı. Darısı Cansu Hanım'ın başına dedik. O zamandan beri puan alıyorsunuz. Güzel, nazar değmesin. Sağ ol. Şimdi yeni soru vakti Cansu Hanım için. Yumuşak G. Yumuşak G. Kaç puanı var? 140 puanı var. Tekirdağ'dan avukatımız Cansu Hanım'ın sorusunun kategorisi müzikmiş efendim. Alıyoruz. İçinde yalnız sevilmekle kalma, bir de sevmeyi ara. Çok çabuk geçer bu günler, çevren boşalır sonra. Sözleri geçen şarkıdır. Süremiz başladı. Buyurun Ebru Hanım. Aşk dediğin laftır. Aşk dediğin laftır. 140 puan. Görelim. Tebrikler. Bir kez daha puan tablosundayız. Ebru Hanım bu cevabın ardından kaçı gördü? Bu akşam 1000 barajını aşan ilk misafirimiz oldu. 1090 puan. Bir kez daha tebrik ederim Ebru Hanım. Teşekkür ederim. Evdekine göre hala yukarıda mısınız performans olarak? Yukarıdayım. Nazar değmesin. Evdekine göre düşük olan var mı? Cansu Hanım daha mı düşüksünüz evdekine? Evde mesela bundan... Ya en azından 800-900 lira buluyordu şimdiye kadar. Arada böyle bir hesap yapıyor eşimle muydunuz? Yapıyorduk karşılıklı, yarıştırıyorduk birbirimizi ama bakalım. Bakalım bugün daha yarıştırmadı. Şansımız devam ediyor, final şansımız. Efendim biz de yola devam ediyoruz. Ebru Hanım sizdeyiz. Ç
Çiğdem'in Ç'si. Çiğdem'in Ç'si 120 puan. Birlikte bir söz arayacağız Ebru Hanım'la. Ekranımıza geliyor efendim. Nasılsın sorusuna eh işte, fena değil anlamında verilen karşılıktır. Nokta 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 hallice. Süremiz başladı. İç güveysinden hallice. İç güveysinden hallice. Görelim. Tebrikler. Çağdaş Bey, sizdeyiz yepyeni bir soru için. Van'ın V'si. Van'ın V'si 90 puan. Coğrafyadan gelecek Çağdaş Bey sorumuz efendim. Alıyoruz. Amasra'da Cenevizlilerden kalma Bizans Kilisesi ve Manastır gibi tarihi kalıntılar bulunan karayla bağlantısız yerdir. Süremiz başladı. Gelmedi, tüm butonlar aktif. Amasra'da Cenevizlilerden kalma Bizans Kilisesi ve Manastır gibi tarihi kalıntılar bulunan karayla bağlantısız yer. Kutularımızdan bir tanesini açalım. 80 puanımız var. Bir kutu daha. Bir kutu daha. Buyurun Ebru Hanım. Savran Adası. Savran Adası. Görelim. Olmadı. Bir kutu daha. Buyurun Hakan Bey. Tutturamadık. Canımız sağ olsun. Gelmedi. Bir kutu daha. Buyurun Ebru Hanım. Tavşan Adası. Tavşan Adası. Evet, rakiplerini üzdü bu cevap. Ebru Hanım doğru diyorlar. İnşallah. Hadi bakalım görelim. Kutlarız. Evet, buradan da puanlar Ebru Hanım'a yazıldı. Bu arada Amasra Kaymakamlığı'nda şöyle bir bilgi vardı. Tavşan Adası'nın doğu ucunda bir kaya kavuğu bulunur. Bu kaya kavuğunun da ilginç bir hikayesi olduğu söylenir. Çok eski zamanlarda çeşitli hastalıkları olanlar sandal ve motorlarla o kaya kavuğunun arasından geçerek iyileşeceklerini umut ederlermiş. Ve böylece günümüze kadar gelmiş bu bahsi geçen konu. Amasra Kaymakamlığı'nda yer alan bilgiydi. Tebrik ediyoruz Ebru Hanım'ı. Yeni soru vakti Hakan Bey için. Ekranımıza geliyor harfler. Rize'nin R'si. Rize'nin R'si 90 puan. Mecaz olacak Hakan Bey. Alırız efendim. İnatçı, aksi kimseler için kullanılan mecaz yollu bir sıfattır. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Cansu Hanım. Ters mizaçlı. Ters mizaçlı. Aradığımız cevap mı? Görelim. Hayır dediler. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir kutu daha. 70 puanımız var. İnatçı aksi kimseler için kullanılırmış. Bir kutu daha. Son bir dakikaya doğru ilerlerken bir kutu daha geliyor. Buyurun Çağdaş Bey. Kara damaklı. Kara damaklı, inatçı aksi. Aradığımız cevap mı? Görelim. Kutlarız. Duymuş muydunuz daha önce kara damaklı? Ben biraz tahmin üzerine açıkçası cevap verdim. Hani duyan herhalde stüdyoda duymadım. Çok duymadım. Ben de duymamıştım. Dört misafirimizin de duymadığı bir cevap geldi. Tebrik ediyoruz. Türk Dil Kurumu'nun atasözleri ve deyimler sözlüğünde yer alan ifadeydi efendim. Tebrikler Çağdaş Bey. Cansu Hanım seçiyor. Bir soru daha. Harf tablosundayız. Gonca'nın G'si. Gonca'nın G'si 140 puan. Bu kez deyimlermiş Cansu Hanım. Alırız. Yüksek sesle ve olanca gücüyle bağırmak anlamındaki deyimdir. Süremiz başladı. Yere göğe haykırmak. Yere göğe haykırmak. Görelim. Hayır dediler. Buyurun Hakan Bey. Yere göğe bağırmak. Yere göğe bağırmak.
Oldu mu? O da değilmiş. Buyurun Ebru Hanım. Yeri göğü inletmek. Yeri göğü inletmek. Boşuna bağırmayın, inletin diyor Ebru Hanım. Yeri göğü inletmek. Bu kez oldu mu? Görüyoruz. Tebrikler. Final turuna kaldı. 8 soru. Bir kez daha puan tablosundayız efendim. 4 misafirimizin de şansı devam ederken 1390, 930, 790 ve 450 şeklinde sıralamamız. Döndük Ebru Hanım'la harf tablosuna bir kez daha. Hasibe'nin H'si. Hasibe'nin H'si 100 puan kazandırabilir. Sorumuzun kategorisi basketbol olacak Ebru Hanım. Alırız efendim. 189 kez A milli takım formasını giymiş, 2015-2016 yıllarında Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığı da yapmış milli sporcudur. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Çağdaş Bey. Harun Erdanay. Efendim? Harun Erdanay. Harun Erdanay. Görelim. Hayır dediler. Buyurun Ebru Hanım. Harun Erdanay. Harun Erdanay. Bu kez oldu mu? Görelim. Tutlarız. Evet, Çağdaş Bey için talihsiz bir an oldu. Harun Erdanay ekranımıza geldi. Bildiğim bir basketbolcu ama. Evet, özellikle bir de danın üstüne çok net bastınız. Bastıra bastıra olmadı. Evet, sağlık olsun. Ebru Hanım kutluyorum. Teşekkür Şimdi ederim. Elimizde kalan soru sayısı 7'ye düştü. Çağdaş Bey sizinle alıyoruz. Yağmur'un Y'si. Yağmur'un Y'si 90 puan. Bu kez genel kültürden gelecekmiş Çağdaş Bey. Sizin için efendim. Hicri takvimin Rebiyül Evvel'de denilen 3. ayının diğer adıdır. Nokta 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 ayı. Süremiz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir kutu daha. 70 puanımız var. Bir kutu daha. 60 puanımız var. Buyurun Ebru Hanım. Beyaz mevsim ayı. Beyaz mevsim ayı. Rebiyül Evvel. Görelim. Hayır dediler. Buyurun Hakan Bey. Bayat mevsim ayı. Oldu mu? O da değilmiş. Manevi bir değer yüklenerek verilen bir isim var. Ne olabilir acaba? Bir kutu daha. Ne olabilir Çağdaş Bey? Büyük Mevlid Ayı. Büyük Mevlid Ayı. Bu kez oldu mu? Görelim. Kutlarız. Evet, sözlüğe de bu şekilde girmişti. Rebiyül Evvel aynı zamanda Büyük Mevlid Ayı olarak anılır der. Çağdaş Bey'i tebrik ediyoruz efendim. Artık final turumuza kalan soru sayımız 6'ya düştü. Bir kez daha puan tablosuna gidiyoruz ve son durum şöyle. 1490, 980, 790, 450. Herkesin şansı devam ediyor. Yeniden harf tablosu geliyor Hakan Bey için. Fatsa'nın F'si. Fatsa'nın F'si 120 puan değerinde. Bu kez kategorisi animasyonmuş Hakan Bey. Alırız efendim. Başı beladan kurtulmayan baba Sabri karakteriyle hatırlanan, 2017'de beyaz perdeye de uyarlanan animasyondur. Süremiz başladı. Buyurun Ebru Hanım. Fırıldak ailesi. Fırıldak ailesi. Liderimiz Ebru Hanım buradan da 120 puan kazanır mı? Görelim. Tebrikler. Finale kaldı son 5 soru. Cansu Hanım'la alıyoruz efendim. Adana'nın A'sı. Adana'nın A'sı 160 puan. Sinemadan gelecek Cansu Hanım sizin için. Ata Demirer,
Vildan Atasever, Sümer Tilmaç'ın rol aldığı 2008 yapımı filmdir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Çağdaş Bey. Osmanlı Cumhuriyeti. Osmanlı Cumhuriyeti. Hakan Bey de butona gitmişti. Aynı mıydı Hakan Bey cevap? Evet, iki beyefendi butona gitti. Çağdaş Bey biraz daha hızlı davrandı. 160 puan yazılır mı görelim. Kutlarız. Evet, 4 farklı şehirden 4 misafirimizle yol almaya devam ediyoruz. Artık final turuna kalan soru sayısı 4'e düştü. Ebru Hanım sizdeyiz. Işıl'ın ısı. Işıl'ın ısı 100 puan. Kategorisi tescilli lezzetler Ebru Hanım. Geliyor. Şanlıurfa'da coğrafi işaret tescilli, yöreye has zırhlanmış etle hazırlanan lezzettir. Urfa nokta 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 nokta. Süremiz başladı. Beyran kebabı. Urfa Beyran kebabı. Görelim. Aradığımız cevap değilmiş Çağdaş Bey. Büryan kebabı. Büryan kebabı. Bu kez aradığımız cevap geldi mi görelim. O da değilmiş. Kutularımızdan bir tanesini açalım. 90 puanımız var. Şanlıurfa'da coğrafi işaret tescilli, yöreye has zırhlanmış etle hazırlanan lezzet. Bir kutu daha. Bir kutu daha. 70 puanımız var. Bir kutu daha. Ne olabilir acaba? Ebru Hanım. Haşhaş kebabı. Haşhaş kebabı. Urfa haşhaş kebabı. Görelim. Tebrikler. Evet, görüntüsü de ekranımıza geldi. Hatta coğrafi işaret tescilliğine dair bilgi de şöyleydi. 2012'den itibaren korunmak üzere 2017'de coğrafi işaret tescili almış efendim. Urfa haşhaş kebabı ekranda. Kaldı elimizde son 3 soru. Çağdaş Bey sizdeyiz. İsmail'in iyisi. İsmail'in iyisi 100 puan deyimlerden geliyor Çağdaş Bey için şu soru. Zihni yoran sorunlarla sürekli uğraşmak anlamındaki deyimdir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Cansu Hanım. Akıl eskitmek. Akıl eskitmek. Görelim. Akıl eskitmeye hayır dediler. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Buyurun Ebru Hanım. Kafa eksiltmek. Kafa eskitmek. Kafa eskitmek. Şemsi Paşa pasajında. Sesi büzüşeceler. Efendim? Sesi büzüşeceler. Alkışlıyoruz. Peki kafa eskitmek doğru mu? Onu da görelim. Kutlarız. Kaldı son 2 soru. Hakan Bey seçiyor. Pırasa'nın P'si. Pırasa'nın P'si 90 puan kazanabiliriz. Oyunculardan gelecek Hakan Bey sorumuz sizin için efendim. Deli Yürek dizisinde ve Bizontele filminde rol almış kadın oyuncudur. Süremiz başladı. Zeynep Tokuş. Zeynep Tokuş. Görelim. Kutlarız. Hakan Bey seçtiği, ikinci turda seçtiği son sorudan da puan almayı bildi. Bu arada Zeynep Tokuş'un da görüntüsü ekranımıza geldi efendim. Cansu Hanım'dayız. Artık ikinci turumuzu tamamlıyoruz ve arkasından heyecanlı bir final bizi bekliyor. Üsküp'ün üyesi. Üsküp'ün üyesi 90 puan. Kısa numaralarmış, özel numaralarmış kategorimiz Cansu Hanım. Geliyor. Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun Alo Dask iletişim hattı numarasıdır. Süremiz başladı. 170. 172.
172. Cansu Hanım ikinci turu 90 puanla tamamlar mı görelim. Hayır dediler. Çağdaş Bey? 122. 122. Görelim. Hayır dediler. Buyurun Hakan Bey. 121. 121. Oldu mu? Hayır dediler. Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun Alo DASK iletişim hattı numarası Cansu Hanım. 125. 125. Görelim. Kutlarız. Böylece 4 misafirimizle 2 turda toplam 56 soruyu geride bıraktık. Finalistlerimiz belli oldu. Puan tablosuna gidiyoruz efendim. Sıralama şöyle. Birazdan final turunda 1760 puanla Ebru Hanım yarışacak. Rakibi ise 1140 puanla Çağdaş Bey. Kutlarız. Bu akşamın... Ne güzel alkışlıyorsunuz. İşte budur ya. Tam bir ekip ruhu demiştiniz ya, biz ne olursa olsun hep beraber soruları cevaplıyormuşuz gibi yol alacağız diye. Şu ana kadar da hep öyle yürüdünüz. Onun için ayrıca teşekkür ederim. Bu akşamın üçüncüsüne bakacak olursak efendim puan tablosunda 880 ile Hakan Bey bu akşamın üçüncüsü oldu. Cansu Hanım da 540 puan topladı Ben Bilirim de. Tebrik ederiz. Evet, bildiğimiz sorular oldu, geç bildiğimiz sorular oldu, çok seri bildiğimiz sorular oldu ama hep yüzünüz gülüyordu. Güzel de bir rekabet izlettiniz. Öncelikle onun için çok teşekkür ederim. Ama vedalaşacağımız misafirlerimiz var. Birazdan finalde Ebru Hanım ve Çağdaş Bey yarışacak. Hakan Bey ne dersiniz bu akşam için? Bence çok güzel bir yarışmaydı. Hani ilk yarıda biraz hızlı gittik ama esas işte dananın kuyruğu ikinci yarıda koptu. Evet. Liderliği devam ettiremedik ama bu ortamı paylaşmak... burada bu şekilde ağırlanıp bu yarışmaya iştirak etmek benim için inanılmaz bir deneyimdi. Çok hoşuma gitti. Çok teşekkür ederim her şey için. Arkadaşlara da inşallah başarılar diliyorum. En güzeli onların istediği gibi olsun. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Sizin gibi değerli öğretmenlerimizi burada ağırlamak bizim için onurdur. Zaten çok içeride bahsettiniz ya, ben 3 saat motosiklette geldim diye. O verdiğiniz emek için ayrıca çok teşekkür ederim Hakan Bey. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Cansu Hanım, siz ne dersiniz bu akşam için? Umduğum kadar başarılı olamadım ama çok keyifli bir gün geçirdim sayenizde. İlgi ve alakası için tüm ekip arkadaşlarına da teşekkür ediyorum. Arkadaşlara başarılar, umarım hak eden kazanır. Çok sağ olun. Güler yüzünüz için ayrıca teşekkürler. Çok sağ olun. Bugün sizi yarışma öncesi ve yarışma sırasında aşağıda bekleyen eşinize de ayrıca teşekkür ederim özverisi için Cansu Hanım. Sevgili seyirciler, Ben Bilirim de artık final zamanı. Bu akşamın birincisi kim olacak? Antalya'dan misafirimiz Ebru Hanım mı yoksa Adana'dan misafirimiz Çağdaş Bey mi? Arada 4 soruluk fark var. Hadi birlikte geçelim son turumuza, final turumuza. Tekrar çok teşekkür ederim. Efendim Ben Bilirim de artık günün birincisi ve ödülün sahibi kim olacak? Onu göreceğimiz ana geldik. Final turuna geldik. Arada 4 soruluk fark var Ebru Hanım lehine. Bakalım Çağdaş Bey çevirebilecek mi ya da Ebru Hanım istikrarını sürdürecek mi? İlk kategorimizi Çağdaş Bey ile seçeceğiz. Hazır mısınız? Hayır Hazırım. Mısın? Hazır mısınız Çağdaş Bey? Hazırım. Tamam. Bakalım bu akşam neler varmış? Hadi birlikte görelim efendim. Bu akşamki kategorilerimiz edebiyat, gazete, sinema, genel kültür ve bitkiler. Hangisiyle başlayalım Çağdaş Bey? Sinema Kastamonu. Sinema Kastamonu. Cevabımızda göreceğimiz harf K harfi geliyor. İlk soru. Şabanoğlu Şaban filminde kumandan rolündeki Şener Şen'in karakol nöbetiyle cezalandırdığı Şaban'a verdiği paroladır. Süremiz başladı. Şafak. Şafak. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Başak bilemediği şafak deyip vuruyordu diye hatırlıyorum. Tebrik ederiz Çağdaş Bey'i. Bu arada fark 3 soruya düştü. Şimdi Ebru Hanım seçiyor kategorimizi. Sinema R ile devam edelim. Sinema kategorisi R harfinin sorusu geliyor efendim. Cem Yılmaz'ın 2000 yapımı Bizontele filminde canlandırdığı karakterin adıdır. Süremiz başladı. Kadri. Kadri. Cevap doğruysa fark yeniden 4 soruya yükselecek. Kadri mi aradığımız cevap? Görelim.
Olmadı. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Buyurun Çağdaş Bey. Fikri. Fikri. Cevap doğruysa fark 2 soruya düşecek. Görelim. Tebrikler. Kalan soru sayısı 8. Aradaki fark 2 soru efendim. Ebru Hanım lehine yeniden kategorilere gidiyoruz. Bu kez Çağdaş Bey seçiyor. Bitkiler ordu. Bitkiler kategorisi cevabımızda ordunun olsun görüyoruz. Sorumuz geliyor. Az, orta veya çok tuzlu topraklarda gelişip büyüyebilen bitkilere verilen ortak isimdir. Süremiz başladı. Buyurun. Tropik. Tropik. Aradığımız cevap tropik mi görelim. Hayır dediler. Ebru Hanım'ın iki, Çağdaş Bey'in bir hakkı daha var. Bu soruda iki kutu açma hakkımız var. Bir tanesini açalım. Bir kutu daha. Buyurun Çağdaş Bey. Halofit. Halofit. Cevap doğruysa fark bir soruya düşecek. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Evet, 4 soruluk farkla başladığı final turunda Çağdaş Bey 3'te 3 yaparak farkı 1 soruya kadar düşürdü efendim. Şimdi Ebru Hanım'la seçiyoruz kategorimizi, sorumuzu. Gazete E. Gazete E harfi geliyor. Gazetelerde yetkililerin ve bazı sorumlu çalışanların isimleri gibi bilgilerin yer aldığı bölümdür. Süremiz başladı. Gelmedi. Bu soruda da iki kutu açma hakkımız var. Kutularımızdan bir tanesini açıyoruz. Gazetelerde yetkililerin ve bazı sorumlu çalışanların isimleri gibi bilgilerin yer aldığı bölüm. Açabileceğimiz son kutumuzu da açıyoruz. Buyurun Çağdaş Bey. Künye. Künye. Cevap doğruysa Çağdaş Bey 4 soru geriden gelip liderlik koltuğuna geçecek. Künye. Görelim. Tebrikler. Evet, avantaj Çağdaş Bey'e geçti. Fakat Ebru Hanım'ın da daha şansı devam ediyor. Daha 6 sorumuz varmış efendim. Şimdi yeniden kategorilerdeyiz. Buyursunlar Çağdaş Bey ile birlikte. Genel kültür Trabzon. Genel kültür Trabzon. Geliyor sorusu. Osmanlı donanmasında Leventlerin giydiği kırmızı çuhadan yapılmış pomponu mavi başlıktır. Süremiz başladı. Gelmedi. Bu soruda da iki kutu açma hakkımız var. Bir tanesini açıyoruz. Açabileceğimiz ikinci ve son kutuda açılıyor. Son 15 saniye. Buyurun Ebru Hanım. Barite. Barite. Cevap doğruysa Ebru Hanım yeniden liderlik koltuğuna geçecek. Barite. Görelim. Hayır dediler. Son 8 saniye. Buyurun Ebru Hanım. Berata. Berata. Görelim. Ona da hayır dediler. Çağdaş Bey son hakkını kullanıyor. Buyurun Çağdaş Bey. Berete. Berete. Misafirlerimiz 4 hak kullandılar bu soruda. Berete. Görelim. Hayır dediler. Böylece sorumuzun süresini de doldurmuş olduk efendim. Haklarımızı da doldurmuş olduk. Aradığımız cevap neymiş? Birlikte görüyoruz. Etrafında dolaştık ama gelmemişti. Barataydı. Aradığımız cevap Berete.
Berata vardı. Barata olacakmış. Evet, aradığımız tek harflik farkla kaçırmışız. Evet. Sağlık olsun diyelim. Kalan soru sayısı böylece efendim 5'e düştü. Aradaki fark bir soru. Çağdaş Bey lehine Ebru Hanım seçiyor kategorimizi. Edebiyat ne? Edebiyat ne harfi? Cevapta göreceğimiz harf şöyle sorulmuş sorumuz. Cemal Süreyya'nın 1972 Temmuz'unda hastanede yatan eşine yazdığı mektuplardan oluşan kitabıdır. Nokta 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 mektupları. Süremiz başladı. Gelmedi. Bu soruda 3 kutu açma hakkımız var. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir kutu daha. Açabileceğimiz son kutuyu da açıyoruz. 15 saniyemiz var. Altı saniye. 3 saniye, 2 saniye, 1 saniye. Misafirlerimiz butona gitmedi. Aradığımız cevap neymiş? Görüyoruz efendim. Ne mektuplarıymış? 13 günün mektuplarıydı aradığımız eser. Buradan da puan alamadık. 2 soru oldu galiba cevaplayamadığımız. Onun dışındakileri cevaplamıştık. Bakalım şimdi hangi kategoriden soru seçeceğiz? Çağdaş Bey ile birlikte. Kalan soru sayısı 4'e düştü. Ne diyelim Çağdaş Bey? Bitkiler Van diyelim. Bitkiler Van. Geliyor sorumuz. Pitaya olarak da adlandırılan kırmızı derisi ve tatlı tohum benekli iç yapısıyla bilinen tropik bir bitkidir. Süremiz başladı. Ejder meyvesi. Ejder meyvesi. Cevap doğruysa fark 2 soruya yükselecek. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Kalan soru sayısı 3, aradaki farksa 2 soru Çağdaş Bey lehine efendim. Kategori ekranımıza dönüyoruz. Ebru Hanım seçiyor. Genel kültür A. Genel kültür kategorisi A harfinin sorusu ekrana geliyor. 2013'te başlatılan ve Mayıs 2020'de 729 adedi aktif olan yerli baz istasyonu projesidir. Süremiz başladı. Gelmedi. Ebru Hanım'ın bir, Çağdaş Bey'in iki hakkı var. Bu soruda tek kutu açabiliyoruz ve o kutumuzu görüyoruz efendim. Son 20 saniye. ...2013'te başlatılan ve Mayıs 2020'de 729 adedi aktif olan yerli baz istasyonu Çağdaş Bey. TAAK. TAAK. Doğru mu? Görelim. Hayır dediler TAAK'a. Buyurun Ebru Hanım. OYAK. OYAK. Görelim. O da değilmiş ve Çağdaş Bey ile son hakkımızı kullanıyoruz. Atak. Atak. Cevap doğruysa fark 3 soruya yükselecek. Atak mı? Görelim. O da değilmiş efendim. Böylece buradan puan alamadık. Peki o yerli baz istasyonu projesinin ismi neymiş birlikte görelim. Ulakmış aradığımız cevap, sağlık olsun diyelim. Artık dönüm noktasına geldik. Kalan soru sayısı 2, aradaki farksa 2 soru. Ebru Hanım 2'de 2 yaparsa bu akşamın birincisi. Diğer şartlarda da Çağdaş Bey bu akşamın birincisi olacak. Bu ihtimallerle gidiyoruz kategori ekranına Çağdaş Bey'le. Gazete Denizli. Gazete Denizli. Buyursunlar sorumuz. Ebatları standart boydan küçük bir gazete formatıdır. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Ebru Hanım. Katalog. Efendim? Katalog. Katalog D harfiyle bitiyor.
Pardon. Canımız sağ olsun. Gelirse alırız. Gelmedi. Misafirlerimizin birer hakkı var. Bu soruda iki kutu açma hakkımız var. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir kutu daha. Son 20 saniye. Ebatları standart boydan küçük bir gazete formatı 10 saniyenin altına düştük. 3 saniye, 2 saniye, 1 saniye gelmedi burada cevabımız efendim. Birincisi, bu akşamın birincisi netleşmiş oldu. Aradığımız cevap neymiş? Birlikte görüyoruz. Tabloitti aradığımız cevap. Puan alamadık, sağlık olsun diyelim. Ve puan tablosuna bir kez daha dönüyoruz efendim. Nihai tablo şöyle. 4 soru geriden finale başladı. Finalde arka arkaya verdiği cevaplarla yarışı çevirdi. Sonra da liderliğini korudu. 2140 puanla Çağdaş Bey bu akşamın birincisi oldu. İlk iki turda şahane yarıştı. Finale avantajlı geldi. Finalde Çağdaş Bey'in ataklarını kesemedi. 1760'la da Ebru Hanım bu akşamın ikincisi oldu. Kutluyoruz. Evet. Çok normalde bu yeni başladığımız yeni bölümlerimizde, yeni dönemde bu kadar farktan çevirme olmamıştı. Çağdaş Bey'i tebrik ediyorum. Ebru Hanım finale adapte olamadı galiba. Nasıl oldu? Bence o aradaki konuşmalar etkilendim diye düşünüyorum. Hangisi? O ödül mevzusu vardı ya. O şansımı döndürdü benim Çağdaş Bey diye düşünüyorum. Olsun ama ne olursa olsun hani amaç buraya katılmaktı. Çok güzel arkadaşlıklar edindik. Kendisini de tebrik ediyorum kazandığı için. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ekibinize, tüm ekibinize, ilgi alakanız için. İnşallah başka bir zaman, başka bir yerde tekrar görüşmek dileğiyle diliyorum. İnşallah tekrar bir araya gelmek kısmet olur. Bu arada o aradaki kısım dediğiniz kısmı tabii biz kendi aramızda yaşadık. İzleyicilerimiz şahit olmadığı için onunla ilgili bir bilgi vermek isterim. Efendim ben final turu öncesi yarışmacılarımıza işte size kartı uzatacağım. Buraya geleceğim, sonra da kapanışı böyle yaparız diye bilgi veriyorum. O arada Ebru Hanım kartı alıyor gibi oldu. Dedim ki durun, önce kazanmanız lazım. Park 4 soruyu da ondan etkilendiğini söylüyor. Muhtemelen. Sağlık olsun diyelim ama çok başarıyla yarıştı Çağdaş Bey. Gerçekten aynen, hızlı bir rakibiniz vardı. Ebru Hanım tanımaktan, yarışmaktan, ağırlamaktan çok memnun olduk. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Çağdaş Bey tebrik ederim. Teşekkür ediyorum. Ebru Hanım da çok güzel yarıştı. Öncelikle ona da çok teşekkür ediyorum. Son ana kadar çekişmeli bir yarışma oldu. Birazcık da sorular sanırım güzel denk geldi diye düşünüyorum. Finalde geriden gelip çevirmek benim adıma birazcık daha mutluluk verici oldu. Teşekkür ederim. Güzel bir yarışmaydı. Biz teşekkür ederiz. Bu arada ödülünüzü de takdim edeyim efendim. Güzel günlerde harcamanız dileğiyle. Çok teşekkür ederim. Tebrik ederiz. Sağ olun. Bu akşam da Çağdaş Bey 2500 liralık para ödülünün sahibi oldu. 4 farklı şehirden misafirimizi ağırladık. Adana, Antalya, Tekirdağ ve Kocaeli. Siz de Türkiye'nin neresinde olursanız olun. Buyurun gelin efendim. Masalarımız, butonlarımız sizi de bekliyor. Başvurularınızı www.tv360.com.tr adresinden yapabilirsiniz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın. Tebrik ederim.